Çorlu tren kazası davasında 5. duruşma görülüyor. Dava Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Adliyedeki salonun yetersizliği nedeniyle duruşma Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde yapılıyor. Hayatlarını kaybedenlerin aileleri duruşma öncesinde bir araya geldi. Sloganlarla duruşmanın yapıldığı salona doğru yürüdüler. Aileler davada kazanın gerçek sorumlularının yargılandığına inanmıyor. Mahkeme salonunda bir kez daha gerçek sorumluların dinlenmesini ve sanıkların tutuklu yargılanmasını istediler. Talepleri reddedilince salonu terk ettiler. 4 sanık hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Tekirdağ Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de Uzun Köprü Halkalı seferini yapan trenin devrilmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetmişti. Tren kazası sonrası atanan bilirkişiler Mustafa Karaşahin ile Bekir Sıddık Binboğa Yarman'ın Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD ile iş ilişkilerinin bulunduğu ortaya çıkmış. Hazırlanan raporda ise tüm ihmallere rağmen üst düzey sorumlular yer almamıştı. Bu arada Çorlu Adliyesi'ne giden Çorlulular da Çorlu Adliyesi'nin önünde bir eylem yapmayı planlıyor. Savcılık önünde bir eylem yapmaları planlanıyor ve aslında aileler davanın en başından beri gerçek sorumlular yargılanmıyor, gerçek sorumlular konuşturulmuyor diyorlar. Bugün hak arayışlarını kendileri sürdürmek istiyorlar ve o duruşmaya giderken de yine sloganlar atarak gittiler. Çorlular da yine bugün bir eylem yapmayı planlıyor. Bunu da belirtelim.